Merhaba sevgili takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir model, gördüğünüz gibi bu modelimizin yelek anlatımını sizlerle paylaştım. Nasıl yapıldığını baştan sona yapımında en kısa zamanda sizlere atacağım. Hazırda arkadaşlar birkaç eksikleri var, onları tamamlayıp sizlere peş peşe bu yelek modelin baştan sona yapım aşamasını paylaşacağım. Abonelerimin ricasından genelde çok sorulan sorulardan biri şal şeklinde nasıl yapabilirim diye, hem ben size onun hakkında bilgi vereceğim hem de yapacağız. Gördüğünüz gibi ben size birazcık göstereceğim nasıl yapıldığını, siz de o şekilde devam ettireceksiniz. Genelde şal yapımında arkadaşlar gördüğünüz gibi alttan yukarı doğru başlarız, ama bu modelimizde yukarıdan aşağı doğru ineceğiz. Yani genelde şallarımızın boyutu 1 metre. 1 metrede daha büyük yaparsanız size kalmış bir şey. Zincirinizi çekiyorsunuz 1 metrelik. Ölçü alaraktan kaç tane zincir gelir orasını bilemiyorum. Ölçüyorsunuz zincirinizi ve ondan sonra modelimizi kuruyorsunuz. Geniş yerden başlayıp eksilterek deneyeceğiz arkadaşlar. Şimdi yaptığınızda da zaten anlayacaksınız. Kanalıma abone olmak, onu da söyleyelim hemen. Kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Abone olursanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Bol bol yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Şöyle yine Alize'nin Angora Gold serisinin ipi arkadaşlar. Çok beğenilen bir ip arkadaşlar. Bunlar çok güzel yeleklerimiz, şallarımız çok hoş duruyor. Tavsiye ederim. Bakın duruşumuzu çok hoş. Dediğim gibi yelek yapımı mevcut. Sadece birkaç eksikleri kaldı. Onları da bitirdikten sonra peş peşe baştan sona yelek yapımını sizlerle paylaşacağım. Hemen şal yapımına başlayalım. Dediğim gibi birçok abonemin ricasıdır. Hemen anlatımında başlayacağız. Şimdi dediğim gibi 1 metrelik yapacağımız için şöyle ben size küçük model olarak da anlatacağım. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten orta yerde ben böyle küçük anlatacağım için zincirlerinizi çekiyorsunuz. Bir modelimizi 12'şer olaraktan yapabilirsiniz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yani bir tane 12 tane top şu kısmında oluşuyor. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. İkinci modelimiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Üçüncü modelimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bak, gördüğünüz gibi fazla çıktı. Sebebi ise arkadaşlar modelimiz böyle toplandığı için, dediğim gibi fazladan zincirinizi çekin. Sonra modelinizi kurduktan sonra zincirinizi kesersiniz arkadaşlar. İsterseniz ben bunu böyle bir bu modelde zincir kesmeyi de göstereyim. Şöyle biraz bir modellik daha. Şöyle bir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ben şimdi 5 tane kurdum. Az önce 5 tanelik çekmiştim ya. 6 tane çıkacak şimdi bu modelde. O yüzden şimdi devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle ben netleştireyim. 1 metrelik zincirinizi çekiyorsun. Sonra eksilterek deniyoruz arkadaşlar. Normalde şallarımız böyle arttıraraktan çıktığımız için oluyordu. Bunda o yok. Buradan başlayıp böyle şu tutuyorum. Buradan başlıyorsunuz. Aşağı doğru iniyorsunuz arkadaşlar. Yapımı da çok kolay. Hemen şimdi şöyle. Bu 12 tanelik zincirlerimizi çektikten sonra kenar içinde 6 tane çekeceksiniz. 12, 12, 12, 1 metrelik ayarladınız. Fazladan çekin. 1 metre tekrardan ölçün arkadaşlar. Ondan sonra kalan zincirin kesimini de birazdan göstereceğim. Ayrıyetten 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet zincir çekiyorum. Üstünü almadan 7.ye batarak da ilmek çekiyorum. Şöyle biraz netleştirmem lazım. Bakın ilmeğimi çektim. Bir sonrakine batıyorum, ilmeğimi çekiyorum. Bir sonrakine batıyorum, ilmeğimi çekiyorum. Tığıma topluyoruz. 12 tane arkadaşlar. 12 ve üzerleri olaraktan yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Baştakini saymıyoruz arkadaşlar. Şimdi tekrardan gösteriyorum. Bakın. Bu zincir kenardaki zincirimiz. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bakın 12 tane yaptım. İpimi tutuyorum, baştaki ipimi içinden geçiriyoruz. Toplayamadım arkadaşlar. Evet, içinden geçiriyoruz. Bakın en baştakini duruyor. Sonra buradan aynı fıstıkları yaparsınız ya, fıstık toplar gibi baştakini tekrar içinden girip topluyorum. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekip aynı yere batıyoruz. Bakın birinci yelpazemizi yaptık. Tekrardan 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyoruz. Şimdi ikinci yelpazemizi yapacağız. 12 tane tekrardan ilmek çıkartacağız. Birinci ilmeğimiz, ikinci ilmeğimiz, üçüncü ilmeğimiz, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şöyle ipim dolaştı arkadaşlar, açmam gerekiyor. Evet, 9 tane çektim bakın. 9, bir sonraki zincire batıyoruz. 10, 11 ve 12. Tutuyorum baştaki ipimizi bakın. İçinden geçiyorum. Sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirli alt kata iniyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Hemen yanındakine bakın, ilmekleri çekiyoruz. 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 tane yaptım. 12 adet yaptıktan sonra kapatıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir ve hemen aynı yere, sondaki ipimizin aynı yerine batarak da sık iğneyle sabitliyoruz. Bakın üçüncüyü yaptık arkadaşlar. Burada 1, 2, 3, 4, 5 taneydi ya. 5'e tamamlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. 12 tane tekrardan. 1, 2, 3, 4, 5. Devam ediyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Topluyoruz. Bakın ipimizin içinden geçirip 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Aşağıya iniyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Son 12 tanemizi yapıyoruz arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bakın 12 tane topladım. Baştaki bu parmağımdan gelen ipi tutuyorum. İçinden geçiriyoruz. Bu tekrardan buradan girerekten ipimizi sabitliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir ve kapattım. Şimdi bakın gördüğünüz gibi burada yine 12 tane zincirimiz kaldı. Fazladan çekeyim demiştim ya, hatırlıyor musunuz arkadaşlar? 5 tane 12 ve katlarından oluşaraktan yaptık. Şöyle gördüğünüz gibi 5 tane yuvamızı 12 ve katları oluşaraktan yaptık. Bunu da sonradan dedim, ben zincir kesmeyi gösterecektim size. Onun için fazladan bir 6-12 tane daha çektim. Siz de bunu 1 metrelik yapıyorsunuz. Fazladan zincirlerinizi çekin. 12 katlarından yapın. Sonra diyelim fazladan zinciriniz oldu. Bakın arkadaşlar, şöyle tutuyorsunuz. Buna odaklanıyor. Elimdekine odaklanmıyor. Şunu şöyle tutuyoruz. Biraz daha ışığı açmam lazım. Evet. Allah Allah. Evet. Heh, şimdi oldu. Şimdi gördüğünüz gibi 1, 2, 3 tane
Burası sonuncusu 1, 2, 3 tane. Şöyle dördüncü, üçüncüden, dördüncüden keselim, riske atmayalım arkadaşlar. Dördüncü zincirden şöyle kestim, bakın açılıyor zaten. Şu parçayı alıyoruz ve sıkıyoruz. Evet, dördüncü zincirden, üçüncü zincirden kesin arkadaşlar. Bakın dibinde oldu, gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntı olmadı. 5 tane yaptık. Şimdi bir üst sırada ne yapacağız onu göstereceğim. Sık iğne yapacağız arkadaşlar. Elimle modelimi çevirdim. Hemen baştakine bataraktan sık iğne. Diğer zincirimizin içine batıyoruz sık iğne. Diğer zincirimizin 6 taneydi. Burası 6 tane oluyor. Bir tane de ortada oluyor. 7 tane arkadaşlar. Böyle sık iğnelerinizi yapıyorsunuz. Her bir zincirin içine sık iğne yapmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Bakın her bir zincirin içine bataraktan ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi her bir zincirin içine batıyoruz. Kenar kısmımızı sıra sonuna kadar yapıyorsunuz. Eğer 1 metre kısa derseniz 1,5 metre de yapabilirsiniz. Bu artık sizin boyu, ne kadar uzunlukta, genişlikte istediğinize bağlı arkadaşlar. Modelin. Siz istediğiniz şekillerde yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde tepe kısmına her birine bataraktan bu şekilde sık iğnelerimizi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi şurada bakın zincirimi biraz fazla geniş almışım, çok şey oldu. Bakın sıra sonuna kadar sık iğnelerimizi yapıyoruz. Ondan sonra bir üst sırayı göstereceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sık iğnelerle geldim. Normalde yelek yapımında bunu şu aşağıya kadar gelmem gerekiyordu. Ama yelek yapmadığımız için, şal yaptığımız için bunu aşağıya kadar, şuraya kadar inmeyeceğiz. Tepede durdum ve modelimi elimde çevirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet zincirimi çektim. Bakın. Ve burada kaç tane, tam orta kısmında kaç tane ise bakın. Her birinden ilmeklerimizi çıkartıyoruz. Bu sık iğneler yapmıştık ya. Tığımızdan çekiyoruz ve bir dahaki diğer modelimizin tam orta tepesine gelene kadar, bu tepeden bu tepeye. Şöyle göstereyim. İlmeklerimi topladım. 12 ya da 13 tane oluyor arkadaşlar, bakın. Bu tepeden başladım. Buraya kadar yaptım. Modelimi elimde tutuyorum. Şöyle ilmeğimizi çekiyoruz. Çekemedim arkadaşlar, biraz zorlandım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirli alt kısma iniyorum. Tekrardan aynı işlemi yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın bu şekilde. İlmeklerimizi çıkartıyoruz. Büyükten küçüğe doğru ilerliyoruz arkadaşlar bu modelimizde. Bu modelimizde alttan yukarı doğru biraz zor oluyor. Yapılıyor ama yapımı çok zor. Zincir çıkartıp ilmek çıkartmaklarla uğraşacaksınız. Zincirinize sık iğne yapmakla uğraşacaksınız. Hiç gerek yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir büyükten küçüğe doğru. Değişen hiçbir şey yok. Daha kolay. Bakın ikincimizi yaptık. 5, 6. Bu sıramızda bir üst sırada 5 taneydi. 4 tane olacak arkadaşlar. Üçüncü yapıyoruz. Şimdi ben biraz hızlanayım. Bakın. Kapattım. 2, 3, 4, 5, 6 tane zincirli. Bu modelimiz çok beğenildi arkadaşlar. Çok soru geliyor bu modelimiz için. 4, 5, 6. Yelpaze kırpik kirpik modeli. Yelek baştan sona anlatımı mevcut. En kısa zamanda peş peşe şeklinde atacağım arkadaşlar. Birkaç eksiğimiz kaldı. Onları tekrardan söyleyeyim. Yeleği de bu şekilde yaparaktan takım
yapabilirsiniz. Takım istiyorsanız arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Bakın. 2, 3, 4, 5, 6. Aşağıya iniyoruz. Bir zincir çekiyorum, çeviriyorum. İster zincir çekmeden de çeviriyorsunuz. Sık iğne ile geri dönüyoruz. Bakın bu sırada da 4 tane oldu. Bundan sonra hep aynı şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Sık iğne yapıyoruz. Aynı şekilde dönerekten bir sonraki sıramızda 3 tane olacak. Diğer sıramızda 2, 1 diye inecek arkadaşlar. Bakın her birine bataraktan sık iğnelerimizi yapıyoruz. Batıp çekip ikisini kapatıyoruz. Her bir zincirin içine batmayı unutmuyoruz. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Bir sıramız sık iğne, bir sıramız ilmek toplamayla devam ediyor. Bakın. Şimdi ben bu sıra sonuna kadar, şuraya kadar geliyorsunuz sık iğneyle. Bakın arkadaşlar, hepsini yapmıyoruz. Bu tepeden itibaren başladık. Şuraya kadar sık iğneyle geliyorsunuz. Buradan itibaren geri döneceğiz. Bu aşağıya inmiyoruz sık iğnede. Şu tepeye kadar geliyor, sonra tekrar ilmek toplayaraktan dönüyoruz. Bakın ben ikinci sıradayım. Şöyle gördüğünüz gibi tepeden dönüş yapıyorsunuz. Sık iğnelerle dönüşler, bakın şuradan belli. Sık iğneyle gelmişim, gelmişim. Tepede durmuşum. Buradan aşağıya sık iğne inmemişim arkadaşlar. Şimdi netleştirelim. Şuraya sık iğne inmemişim. Bu tepede durmuşum. Sonra ilmekleri topluyoruz. Buraya geliyorum. İlmek topluyorum. Buraya gelin. İlmek 3 tane. Tekrardan sık iğne, zincirle indim. Sık iğne yaparaktan geri dönüyoruz. Sadece buradaki püf noktamız bu, aşağıya inmiyoruz. Sık iğne yaptığımızda bu aşağı kadar inmiyoruz. Tepede kalıyoruz sonda. Bu şekilde arkadaşlar. İsterseniz bir kere daha göstereyim, anladınız mı bilmiyorum. Ben şöyle sık iğneyle şuraya kadar geleyim, şu tepeye kadar, ondan sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sık iğnelerle geldim. Bakın aşağıya inmedim. Modelimi 1 2 3 4 5 6 zincir çektim, çevirdim. Sadece bu ortadaki kısımlara ilmek toplayarak da devam ediyoruz arkadaşlar. 5, 4, 3, 2, 1 diyerekten iniyor. Bakın ilmek topluyoruz. Aşağı inmedim. Tepesinde kaldım fıstığımızın. Tek bir noktası o. Yapımı da çok kolay. İlmeklerimizi çekiyoruz. Bu şekilde kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirle aşağı iniyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirle çıkıp devam ediyoruz. Keşke farklı bir renkle anlatsa, hani ip modeliyle anlatsaymışım, nasıl duracakmış. 6, sonradan geldi aklıma arkadaşlar. Hani bir Nakon'un ipiyle anlatsaydım, ikisinin arasındaki farkı da görebilirdiniz. Bakın 5, 4, 3, 2, 1 diye iniyor. 5, 4, 3, 2, 1 diye iniyor arkadaşlar. Bu şekilde şalımızın yapımı bu kadar kolay arkadaşlar. Dediğim gibi modelimizi alttan değil, buradan başlıyoruz. Normalde şal yapımları böyle açılırken biz yukarıdan başlayıp daraltıyoruz arkadaşlar. Kenarına istediğiniz süs modelini yapabilirsiniz. Bu sizin zevkinize kalmış bir şey. Fıstık çalışabilirsiniz, file çalışabilirsiniz. Hani kenarda hangi süslemeyi istiyorsanız onu yapabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Bol bol yorumlarınızı bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Beğenilerinizi de bekliyorum arkadaşlar. Bana sadece bu şekilde destek olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi detaylı bir şekilde anlattım. Abonelerimin ricasıydı arkadaşlar. Birkaç kişi çok sordu. Yelek modelinin yapımının yaka kısmı var. Bunu da şal şeklinde yapabilir miyiz diye çok soru aldığım için hemen şal şeklinde yapım aşamasında sizlerle paylaştım. İnşallah yardımcı olmuşumdur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.